Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ASP.NET Core videolarına devam ediyoruz. Bu videoda konumuz middleware'lar. İşte nedir ne değildir ondan biraz bahsedeceğim. İşte ara verince böyle oluyor. Bu üçüncü ya da dördüncü denemem bir türlü giremedim videoya. Tufan Ali de uyuyor içeride. Çok da böyle böğürmek istemiyorum. İlk elin günahı olmaz deyip konuyu anlatmaya başlayalım. Şimdi middleware nedir? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz bizim HTTP dediğimiz protokol şöyle çalışıyor. Bir request var, yani istek, yani bir kullanıcı var, bir tarayıcı düşünün. Bu bizim web sunucumuzdan bir istekte bulunuyor. Bizim web sunucumuzda bu isteğe bir cevap, response dönüyor. Bu bir imaj olabilir, text olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bir de bizim bu isteğimizin işte post, get, delete gibi şeyleri var. Fiilleri, aksiyonları var diyelim. HTTP böyle çalışıyor. Bu web frameworkleri genelde birbirine çok benzer paternleri kullanıyor. Bu middleware da aslında bu pipeline dediğimiz bir tasarımın aşamalar olarak düşünülebilir. Bu yani Python'daki bir Ruby'deki bir web framework'ünde de muhtemelen böyledir. Böyle değilse de 3 aşağı 5 yukarı yakındır. Çünkü çok kullanışlı ve bizim ihtiyaçlarımızı böyle hızlı ve güzel çözen bir yöntem bu. Şimdi şu şekle biraz bakalım neye benziyor bu. Şimdi ne dedik? Bunun toplamını, şu şeklin toplamını bir boru olarak düşünün. Borunun bir ucundan suyu koyuyoruz, diğer ucundan su çıkıyor. Şimdi biz şunu yapabiliriz değil mi? Şimdi mesela bir boru var. Borunun ortasına bir tane musluk koyup ya da bir vana koyup onu çıktığı değiştirebiliriz. Hemen o vananın önüne işte bir filtre koyup suyun ne bileyim içindeki bakterilerden o suyu arındırabiliriz gibi böyle borunun üstüne çeşitli kademelerde şeyler koyabiliriz. Filtreler. Middleware'larda böyle. Yani bir boru var. Pipeline. Bu pipeline'ın içine biz arka arkaya middleware'lar koyabiliyoruz. .NET Core'da şöyle çalışıyor middleware'lar. Request geliyor. Biz bir şeyler yapıyoruz. Next dediğimizde bir sonraki middleware'a gidiyor. Bir şeyler yapıyoruz. Next dediğimizde request'i bir sonraki middleware'a aktarıyoruz. Yani aldım, bir şeyler yaptım. Yandaki arkadaşıma verdim, bir şeyler yaptı. Yandaki arkadaşına verdi, bir şeyler yaptı. Bittiği zaman tekrar aynen gerisin geri dönüp kullanıcıya response'u dönüyoruz. Cevap veriyoruz. Şimdi işin teorisini bir kenara koyup birazcık da pratikte neye benziyor ona bakalım. Tamam zaten uygulamam çalışıyor. Böyle çok video kısa olsun diye çok kod yazmayacağım. Birkaç bir şey yazdım zaten. Konuda şöyle söyleyeyim. Aslında basit ama olayın en temel noktası diyebiliriz. Çünkü tüm bu MVC framework'ü neredeyse middleware üzerinden çalışıyor. Olayın tam merkezindeki bir mekanizma. Şimdi normalde burası neresi? Startup CS'in altında configure adında bir tane bizim metodumuz var. Bunun içinde biliyorsunuz bazı şeyleri ayağa kaldırıyoruz. Konfigürasyonları diyelim. İşte app.use dediğimizde bir sürü şey geliyor. Tanımlanmış framework'ün içerisinde olan middleware'lar. İşte bunlardan en bilindikleri, daha doğrusu default olarak gelen işte use static files, işte use cookie policy ya da benzeri şeyler, middleware'lar. Şimdi normalde app.use deyip bir tane şey tanımlayabiliyoruz. Middleware tanımlayabiliyoruz basit manada. Ne demiştik? İstek geliyor. Bu arada buraya bir virgül koyayım. Burada middleware'ların sıralaması önemli. Yani şuna tekrar geri dönelim. Yani şuradaki sıralama biraz sonra daha göstereceğim ne demek istediğimi. Yani request'in ilk çarpacağı şey middleware. Onun sonraki, sonraki, sonraki sıralamamız önemli. Buradaki sıraya göre bu belli oluyor. Şimdi app.use dediğimde bir middleware tanımladım. Bu context bildiğimiz HTTP context. Next de benden sonrakini aktaracağım bir şey request'i. Onu ifade ediyor. Detayına girmeyeyim.
Geldi request ekrana, daha doğrusu response'a write async ile beraber birinci middleware başladı diye bir mesaj yazdım. Sonra dedim ki kardeşim sen bir sonraki şeye geç, middleware'a. Burada da direkt run'la beraber ekrana hello world yazıyorum. Yani next bu burası oluyor aslında. Şunu yukarı taşıyalım. Bu da ekrana bunu yazdıktan sonra tekrar şuraya geliyor ve birinci middleware sonlandı diye bir çıktı görmeyi bekliyoruz. Geliyorum şimdi uygulamama. Şurayı yeniliyorum. Dediğimiz gibi işte birinci middleware başladı. Hello world yazdı. Sonra middleware sonlandı. Hemen şunu da koyalım şuraya. Bu ikinci middleware'ım. Tekrar kaydediyorum. Aynı, her şey aynı. Sadece response'a ikinci diye yazıyor şeyleri, metinleri. Yenileyelim. Birinci middleware başladı. Şimdi okuyalım tekrar. Birinci middleware başladı. Next dedim. Bu sefer buraya geldi. Şunu bastı ekrana. Görüyorsunuz. Pardon, yanlış seçtim. Şunu bastı. Next dedim. Geldi. Hello World'u bastı. Burayı yani. Sonra gerisin geri. İkinci middleware sonlandı. Sonra da birinci middleware sonlandı. Yani aslında girdiği yerden yani middleware, ilk middleware'dan tekrar biz cevabı dönmüş olduk. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Çok bir karmaşıklık yok diyeceğim ama biraz sindirmek gerekebilir bu konuyu. Dokümantasyonu çok iyi. Onu öncelikle söyleyeyim. Buradan bakıp da anlamamanız söz konusu değil. Şimdi use dedik, run dedik. Bir de şey var, map var. Onları hiç örnekle göstermeyeceğim. Sadece buradan anlatayım hemen. App.map demek şu demek. Zaten görünce hemen anlıyorsunuz. İşte URL'de map 1 yazıyorsa ilgili handler çalışıyor. Yani şu kısım çalışıyor diyelim. Bu kısmı handler olarak düşünün. Map 2 ise gidip ikinci şey çalışıyor. Yani bildiğimiz routing mekanizması. Zaten hemen uyanmış olmanız lazım buna. Bildiğimiz routing aslında buna yakın çalışıyor. Zaten altta da muhtemelen bunu kullanıyor. Bir de map when adında bir extension'ımız var. Normalde map'in içinde şunu yapabilirim ben, değil mi? İşte if request query string bilmem neyse şunu yap, bilmem neyse bunu yap diye, ama adamlar bir tane extension yapmışlar. Map when adında, daha doğrusu sistem yapmışlar diyelim. Bu da şöyle çalışıyor. Bakın şurada var zaten. Branch adında bir şey gelirse değer, bu sefer handle branch çalıştırıyor. Dolayısıyla 4 tane şeyimiz olmuş oluyor. Temel fonksiyonumuz. Bir tanesi use, bir tanesi run, bir tanesi map, bir tanesi de map when. Şimdi hızlı bir şekilde böyle daha gerçeğe yakın bir senaryo yapalım ve middleware konusunu yavaş yavaş sonlandıralım. Şimdi ben bir tane request duration adında middleware yazdım. Middleware'i şöyle yazabiliyoruz. Basit bir tane class aslında middleware dediğimiz. Sadece request delegate, yine aynen next işlemini yapabilmek için gerekli bu. Bir tane de invoke adında metodumuz var. Buradan da zaten konteksti alıp işliyoruz. Bu örnekte şunu yapacağız. Şeklimizi hemen açayım. Şunu yapacağız. Bizim şimdi middleware'larımız var. Daha doğrusu uygulamamız var. Uygulamada kullanıcı request yaptığında response dönüyoruz ya biz. O arada geçen zamanı hesaplayıp ekrana yazdıracağız. Yani arkadaki işlemin tuttuğu zamanı aslında göstermiş olacağız. Bunun için de basit bir, zaten klasik bir örnek bu. Timer başlatıyoruz. Bir sonraki middleware'e geçiriyoruz işi. O ondan sonrakine, ondan sonrakine geçiriyor. En son iş bize geliyor tekrar. Watch'u stop edip ekrana milisaniye cinsinden çıktığı veriyoruz. Şimdi bu middleware'i kullanmak için Startup CS'in içine gidiyorum. Bakın bunu en üste ekliyorum şimdi. App nokta use middleware adına bir tane fonksiyon var. Bunun içine request
duration middleware olarak ekliyorum. Noktalı virgül koyup kaydediyorum. Şimdi burada ne olacak? Önce gelecek benim ilk middleware'im çalışacak şu. Bu timer'ı başlatacak. Sonra buna gidecek, buna gidecek, buna gidecek. En son tekrar yukarı doğru geri gelip 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 şurada da toplam süreyi ekrana yazdırmış olacağız. Yani aslında süreyi yazdıracağımız adım şurası. İlk middleware'in olduğu yer. Bakın 28 milisaniye sürmüş. Çünkü ilk ya da request sonra 0, 0, 0. Şöyle bir şey yapalım mesela daha anlamlı bir şey olsun. İkinci middleware'in içerisinde await diyelim. Task.delay deyip mesela 3 saniye bekletelim şeyi. Middleware'ı geldim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 3 saniye. Tekrar yeniliyorum. Bekliyor zaten. Gördüğünüz gibi şeyi ölçmüş olduk. Uygulamamızın request ve response time arasında geçen süreyi. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Mesela burada iHosting environment'ı alıp mesela, tamam mı? Şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? Mesela environment'ı aldım. Kafanızda otursun diye bunu böyle yapıyorum. Yoksa şey değil yani. Çok da bin hanesi yok. Şeyden bahsetmiştik zaten. Dependency injection konusunda. O videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Environment'ı aldım. Ben belki de sadece çıktıyı şöyle yapacağım değil mi? If nv is development. Sadece ben development'ta göreceğim şeyi. Süreyi. Normal kullanıcılar için de belki de bunu atıyorum. Şöyle yazalım. Şu metot değil mi? Belki de burada loglayacağım değil mi? Çünkü kullanıcıya kabak gibi response time'ı göstermemin bir şeyi yok. Anlamı yok. Hatta şunu bile yapabilirim. Bir eşik değerim olur. İşte şey diyebilirim değil mi? If watch nokta milliseconds diyelim ki 5 saniyeden büyükse işte logla. Dolayısıyla 5 saniyeden büyük logları şeylere baktığım zaman çalışma zamanı olan konuşamadım lan. Neyse 5 saniyeden büyükse loglarım işte şöyleyse mail atarım. Diyelim ki 20 saniye çok normal bir bekleme süresi değil. Demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Loglarım gibi istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Evet. Middleware konusu aslında bu kadar. Bir de şey var. Çok önemli olduğunu yani önemli olduğunu düşünmüyorum derken zaten ben hep baştan beri söylüyorum. Ben olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum daha çok. İnce nüansları zaten az araştırma yaparsanız bulursunuz. Normalde şurada dikkatinizi çekmiştir. Şunları komentleyeyim. Normalde şey diyebilirsiniz lan bu use middleware da bunlar nasıl use static files? Basit bir extension yazıyorsunuz. Mesela yazalım şurada bir yere. Bir helper stage'i oluşturalım mesela. Bunun içine de bir tane class oluşturalım. İşte middleware helpers diyelim adına. Şu static olacak. Sonra geleceğiz buraya bir tane static. Use request duration sort middleware diyeceğiz. I application builder miydi neydi? Böyle olması lazım. İşte app nokta use middleware diyeceğim. Lan
diyeceğim. Sonra noktalı virgül diyeceğiz. Klasik extension yazıyorum aslında. Binanesi yok da. Şimdi madem bu da yaptık. Dolayısıyla burayı artık şu şekilde yazabilirim. Visual Studio Code öldürecek beni arkadaş ya. Bazen buluyor, bazen bulamıyor. Ben de bir şey anladığımdan değil. Tamam. Application Builder App. Tabii şuraya özür dilerim. Benim gerizekalı alınmış. Dolayısıyla aynen ilgili jargonda middleware'ımı sisteme tanıtmış oldum. Daha doğrusu eklemiş oldum. Tabii yine aynı şekilde mesela şu yukarıda var. İşte Environment Development ekle bilmem ne diye bir sürü sok çıkar yapabiliyorsunuz middleware'ların. Da şöyle bir şey söyleyeyim size. GitHub'da ASP.NET Core'un reposunun altında, source'un altında, middleware'in altında bütün middleware'ları görüp inceleyebilirsiniz. Mesela ne demiştik işte atıyorum static files. Bütün static files middleware'i nasıl çalışıyor buradan görebilirsiniz. Aslında çok binanesi olmadığını da görebilirsiniz aynı zamanda. Şöyle kodlara biraz bakalım. İşte hemen hemen aynı işler alıyor. Diskten bakıyor ya da konfigürasyona göre ilgili yerden bakıyor ve bir sonraki şeye geçirip kullanıcıya gösteriyor veya göstermiyor gibi. Burada söylemek istediğimiz başka bir şey var mı middleware ile ilgili? Aslında temelde bu kadar. Tekrar şu görsele geri dönelim. Görsel yani bayağı bir güzel anlatıyor olayı. Boru var. Request var yani client'ın bizim sunucumuzdan istediği şey. Bir de cevap var. Request giriyor. Bir şeyler yapıyoruz bir sonrakine. Bir şeyler yapıyoruz bir sonrakine. Sonra tekrar bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine kullanıcıya response'u dönüyoruz. Evet, umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi ilk uzun zaman sonra ilk çektim bu videoyu. Biraz zorlandım açıkçası konuşurken ama idare edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.